değerli izleyiciler, bugün Hakk'a hizmette altın bir prensibe, elmas bir prensibe uzaktan işaret edelim diye düşündüm. Şu, Hakk'a hizmet eden insanlar yaptıkları hizmeti hiçbir şeye alet etmemeli, hiç kimseden hiçbir zaman, hiçbir şekilde, hiçbir karşılık beklememelidir. Buna istina mesleği deniyor. Peygamberlerin ortak özelliklerinden birisi tam da budur. Bütün peygamberler istina prensibine riayet etmişlerdir hayatları boyunca. Yaptıkları tebliğ mukabilinde, peygamberlik görevi karşılığında hiç kimseden hiçbir ücret talep etmemişlerdir. Yaptıkları tebliği hiçbir işe alet etmemişlerdir. Bunu da ifade etmişlerdir. Niçin? İnsanların zihinlerinde soru işaretleri oluşmasın. Bu zat bize bazı şeyler söylüyor. Acaba zihnin arkasında bir gayesi mi var? Bir menfaati mi var şahsi? Bundan dolayı mı bize bunları anlatıyor diye zihinlere herhangi bir kuşku gelmesin diye peygamberler demişlerdir ki biz yaptığımız peygamberlik görevi karşılığında, Hakk'a hizmet karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyoruz. Hiçbir beklenti içinde değiliz. Hiçbir talebimiz yok. Bizim ecrimizi ancak Cenab-ı Hak lütfeder. Ecrimizi verecek olan O'dur. Kur'an-ı Kerim'de Şuara suresinde bazı peygamberlerin dilinden bu tekrar edilerek anlatılır. Vurgulanmak için. Bütün Hakk'a hizmet taifelerinin ve bu taifeler içinde bulunan insanların zihinlerine, dünyalarına iyice yerleşsin diye bu husus Şuara suresinde şu kalıpla 4-5 defa tekrarlanıyor. Nedir? Peygamberler diyorlar, ve mâ es'elukum aleyhi min ecir. Yaptığımız bu tebliğ vazifesinden dolayı sizden herhangi bir ücret istemiyoruz. Herhangi bir karşılık beklemiyoruz. İn ecce illa ala rabbil alemin. Bizim yaptığımız bu tebliğ vazifesi karşılığında ecir ancak Rabbul alemine aittir. Biz ancak ondan ücret bekliyoruz. Ancak onun için biz size bu hakikatleri tebliğ ediyoruz diyorlar. Biz şunu biliyoruz ki peygamberlerin en temel görevi Hak'tan aldıkları mesajı insanlara samimiyet içinde anlatmak, tebliğ bu demek. Aynı zamanda onu yaşayarak hayatlarında da insanlara örneklik teşkil etmiş. Buna tebliğ diyebiliriz, temsil diyebiliriz, örnek olma diyebiliriz, Kur'an'daki tabirle üsvi hasene diyebiliriz, fark etmez. O halde peygamber mesleğini sürdürmeye çalışan insanlar, hizmet eden şahsiyetler, Hakk'a hizmet için, dine hizmet için çabalayan insanların da bu noktada bu nebevi prensibe, aslında ilahi prensibe öyle diyelim, prensibi koyan Cenab-ı Hak'tır, riayet etmeleri lazım. Yaptıkları hiçbir faaliyeti, hiçbir işi alet etmemeleri lazım. Hiç kimseden hiçbir karşılık beklememeleri lazım. Karşılık deyince illa maddi menfaati de hatırlamak lazım. Karşılık maddi menfaatte sınırlı değildir. Siyasi menfaat olmaması lazım. Teveccüh beklentisi olmaması lazım. Dünyevi menfaat beklenti olmaması lazım. Şunu alet ediyor mu diye zihinlere soru işareti gelmemesi lazım. Niçin? Hak, Hakk'a hizmet, Hak emrettiği için yapılır. Hakk'ın rızası için yapılır. Kimseden hiçbir karşılık, hiçbir ücret, hiçbir menfaat maddi ve manevi beklenmez ve beklenmemesi lazım. Beklendiği takdirde tabiri caizse süte su karışmış olur. Süte su karıştığı zaman sütün saffeti bozulmaz mı? Asliyeti bozulmaz mı? Bozulur. İşte hizmet etmeye çalışanlar, insanı Hakk'a davet eden insanlar eğer faaliyetlerine bir takım başka gayeler katarlarsa, karıştırırlarsa ihlasa zarar gelir. Samimiyet haledar olur.
bundan azami derecede kaçınmak icap eder. Nitekim Risale-i Nur'da da bu konuyla alakalı çok ciddi vurguların yapıldığını biliyoruz. O da müellif der ki, ehli dünya, ehli ilmi vesileyi yer yapmakla ittiham ediyor. Bunları fiilen tekzip etmek lazımdır. Yani hizmet eden insanları biraz genişleterek anlamaya çalışırsak eğer bunu, insanlar diyorlar ki, şu insanlar, şu kişi, şu çevreler bir takım faaliyetler içindeler ama acaba bunun arkasında ne var? Bunu dünyevi çıkarı için mi yapıyor diyebilirler. Bunları fiilen tekzip etmek lazım. Sözde değil. Yani bizim herhangi bir gayemiz, başka gayemiz yok. Gayemiz rıza ilahidir demek sözle tekziptir. El anlamak. Sözde değil. Fiilen tekzip lazım. Hiçbir şekilde kimseden hiçbir beklenti içinde olmamak lazım. Süte su karıştırmamak lazım. Balın o safvetini korumak lazım. İhlas o ya. Başka bir şey karışmayacak. Karıştığı zaman bozulur. Dolayısıyla hak ehli hakka hizmet ederken hakkın prensiplerini gözetmeleri lazım. Birçok prensip var hakka hizmette dikkate alınması gereken. Bunlardan birisidir sadece istina mesleği. İstina prensibi daha doğrusu. Kimseden hiçbir şey beklememe, hiçbir talep peşinde olmama, hiçbir arzu içinde, çıkar peşinde koşmama bunlardan birisidir. Ama çok önemli bir prensiptir. Şimdi hak şu varlığın anlamı, bu varlığın en temel anlamı olan La ilahe illallah hakikatidir. Bu hakikate bağlı olarak onun etrafında, onun altında diğer hakikatlerdir. Şimdi bundan haberdar olmak, Hak'tan haberdar olmak, Kur'an'dan haberdar olmak, Kur'an'ın mesajlarından haberdar olmak büyük bir ihsandır, ilahi ihsandır. Bu ilahi ihsana mazhar olan kimseler bu hakikati başkalarıyla paylaşmalıdırlar. Bu da hakka tabi olmanın ve haktan haberdar olmanın bir gereğidir. Ancak bunu yaparken tam bir ihlas içinde olmalı insanlar. Bu tür faaliyetlerine hiçbir dünyevi çıkar katmamalı ve karıştırmamalı. İhlasa hiçbir şekilde halel getirmemeli. Tamamen Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözetmeli. Tıpkı peygamberler gibi. Şöyle bitirelim. Onların sözüyle biz yaptığımız faaliyetlerden dolayı kimseden hiçbir karşılık beklenmiyoruz. Bizim karşılığımızı ancak alemlerin Rabbi verecektir.